Sıkma canını, ne olur. Nihal'in tavrı sana değil Bihter. Büyüme sancıları bunlar. İnan üzülmedim ben. Üzerime de almadım. Biliyorum çünkü tamamen sana yönelik yaptıkları. Senin onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Ona nasıl düşkün olduğunun farkında. Herkes de görsün, anlasın istiyor. Daha o kadar küçük, o kadar zayıf ki. Senin sevginden alacağı güce çok ihtiyacı var. Onun için sürekli senden sevgini ispatlamanı istiyor. Behlül için de çok huzursuzlanıyorum. Nihal için söylediklerinin çoğu onun için de geçerli. Hatta daha fazlası. O çok yalnız bir çocuk. Bütün o vurdum duymazlığının altında bir telaş, bir hayat endişesi gizli. Bütün o neşesinin arkasında müthiş bir hüzün var. Kimsesizinden kaçıp sığınacak bir yer arayan bir çocuk daha. Babası Tolon'la ben kuzen torunlarıyız. Behlül ile Nihal gibiydi bizim de çocukluğumuz. İyi arkadaştık. Birlikte büyüdük. Kazada ölmüş karısıyla birlikte. Behlül kurtuldu bir tek. Küçük bir çocuk hayatta yapayalnız kalmıştı. Bütün nedenlerden, niçinlerden habersiz, biri tutsun diye uzatmış elini bekliyordu hayata. Ben tutmak istedim. Bugünkü Behlül'e bakarken bazen hala o elinde bavuluyla kapıda duran çocuğu görüyorum. İçeri girmeye cesareti yoktu. Kendini sevdirmek için, geri gönderilmemek için çocukça şirinlikler yapıyordu. Sen o çocuğu çok seviyorsun. Niye gitmesine izin verdin ki o zaman? Çağır gelsin. Yarın bir konuşacağım. İyi geceler. Çok yorgunum. İzninizle. Merhaba. Merhaba. Behlül. Biliyorum. Behlül Haznedar. Ben senin adını bilmiyorum ama. Hayal. Aa. Hayal mi görüyorum demeyeceğim. Ne içiyorsun? Birini bekliyorum. Aa, pardon, o kadar sıcak bir davetti ki gülüşün. Yıllardır beni beklediğini düşündüm. Söyle, ne içiyorsun? Acıktım. Hadi çıkalım. Dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Ya da ben bir şeyler hazırlayayım. Spagetti falan yer misin? Evcilik oynamayı sevmem. Hadi çıkalım. Tamam, hazırlanayım ben. Thank you.
Tamamen kapatıyorum. Hadi bakalım. Güney Amerika sahilinde öğrendiklerini görelim. Yapma. Yeni öğrenen biri için gayet iyiyim, değil mi? Harikasın. Alışacağız. Oh. Evlilik de tango gibi işte. Günler yıllar geçtikçe daha da uyumlu olacağız. Birbirimizi daha iyi tanıdıkça tek bir beden gibi hareket edeceğiz. Öyle değil mi?